Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Siyasete rüya katmak. Seçim süreci tanıklığımı sembol bir sözcükle ifade etmek istesem tahayyül derim. Dilimize Arapçadan geçen tahayyül, hayal sözcüğünden türetildi ki bu açıklama kısır kalıyor. Çünkü Fransız felsefeci Gilles Deleuze'ün harika tespiti var. Tahayyül gerçek olmayan değil, gerçek olmayanın gerçekten ayırt edilemezliğidir. Sadece seçim vaatleri vesaire değil, toplumsal hayatımızın öznesini de bu tanım oluşturuyor. Gerçekler üzerine değil, algı, fantezi üzerine kurgu hayat inşa ediyor. Ki inanç ağırlıklı toplumlarda bunun alıcısı çok oluyor. Ardından karşımıza şu çıkarılıyor. ABD popülizminin dayatması olan nicel, sayısal büyüklüğün en değerli olduğu algısı. Düşüncenin bile ölçüsü sayısaldı. Kaç kişi takip ediyor ki? Sizin entelektüel anlayışınızın karşısına çıkarılan da budur. Marjinal, aykırı, evet, hakikat ancak kitleler tarafından kabul görürse gerçekti. Çoğunluğa uymayan veya gruptan aforoz edilense kaybedendi. Bu grubun aradığı iyi, güzel, değerli değildi. Sadece faydalı olandı ki faydayı arama arzusu zamanla gerçeklikle bağını koparan tutkuya dönüştü. Tahayyül anlayışı ülkeye AKP'den bulaştı. Heyhat, AKP'ye karşı olanların tıpkı AKP gibi dayatmalarına tanıklık ediyoruz. Fransız sosyolog Jean-François Bayard, Kimlik Yanılsaması kitabında sanki bizim mahallenin ruh halini yazdı. Sakın insanlara tek tutkuya böylesine kör bir bağlılıkla kapılarak en kıymetli çıkarlarını tehlikeye attıklarını söylemeyin duymazlar. Başka yere baktıklarında ellerinden kaçan özgürlüğü onlara göstermeyin görmezler. Oysa diyor Bayard, tahayyül denen kurutma kağıdı bütün toplumlarda siyasal eylemin mürekkebini enmektir. Bunun açıklaması ABD'den dünyaya yayılan tahayyülcü çıkar öğretisiydi. Neoliberalizm buna tuz biber ekerek daha da acılaştırdı. İnsanlar hakikati istemeyen sağır ve kör yapıldı. Onu mutlu edecek hakikati duyar ve görür oldu sadece. Tahayyülüne uymayana düşmandı. O rüyasına, simgesel seçim pazarlamasına inanmakta ısrarcı. Evet, tahayyülle yeni siyasal toplum oluşturuldu. Bu bilinç dışının egemenliğidir. Hayali tiyatroya dönüştürülen bu siyasi oyuna yenik düşmek değil, bununla mücadele etmek erdemdir. Keza bu seçim süreci şunu da gösterdi. Ötekini kullanarak kendini yapmanın, tanımlamanın salgın hastalığa dönüşmesi. Yani kötü, çirkin, kirli, düşman gördüğü karşıtı üzerinden kendi üstünlüğünü gösteren kimlik seçerek siyasi cemaatini belirlemek. Tüm sorunların sebebini kültürel görmek gülünçtür ama ülkemizin realitesi de budur. Yeni değildir. Siyasal tutkuların, mücadelenin kısırlaştırılması 40 yıllık neoliberal popülist stratejinin sonucudur. Deniyor ki, duyguların sömürüldüğü bu tahayyüle siz de kapılın. Biz fikir aramıyoruz. Yeninin nasıl inşa edileceğiyle ilgilenmiyoruz. Tek amacımız ne pahasına olursa olsun ötekini yenmek. İnatla sizi gerçekle sahte arasındaki gri noktaya çekmek istiyorlar. Oysa hayatını, mesleğini akılcılık üzerine kuranların, yeniyi arayışından geri adım atmayanların bu yüzeyselliğe uyumu imkansızdır. Aksi durumda bu kendini inkar etmek olur. Yenilen yok mu, olmaz mı? Kendime şunu sorardım. Bizde entelektüel niye çok az çıkıyor? Bu soruyu düşün tembelliği vesaireyle açıklardım. Şimdi cesaret eksikliği diye yorumluyorum. Entelektüel sorgulama yerine geniş yığınların kabulünü almak, mahalleye, güruha yenik düşme kolaycılığı. Değer verdiğim kimi köşe yazarlarını okurken inanamıyorum. Bir kez daha anlıyorum ki iflah olmaz teslimiyet bizim topraklarımızın tarihsel hastalığı. Ne yazık ki Cumhuriyet'in burjuva aydını ergenliğini aşamamış, reşitliğe ulaşamamıştır. Bu seçimin bize gösterdiği realiteden biri de budur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.